Alev Hanım, hayırdır? Pek hayır değil vallahi. Ayrıca şu hanımı beyi bırakalım artık, bana gına geldi. Az önce karın evimi bastı. Ne? Bence de ne. Ama hiç utanmadan geldi, bağırdı, çağırdı. Ne namusum, ne kadınlığım, ne aşık deliğim, ne şıllıklığım, hiçbir şeyim kalmadı. Alev Hanım, neler söylüyorsunuz? Bana hanım deme. Peki, demem. Ne diyorsun bu konuda? Ne diyebilirim ki? Benim haberim yoktu. Şimdi var ama. Ya biz bir şey yaşamadık. Ben seni istemedim. Uzak durmaya çalıştım hep. Sen benim evime gelip beni sevdiğini söyledin mi, söylemedin mi? Söyledim, evet. Ve bu gerçekti. O zaman aşkına sahip çıksana. Aşkına sahip çıkmak nasıl oluyor? O gece benim yaptığım gibi işte. Gerçekleri, doğruları konuşarak. Seni sevdiğimi söyledim ve bu gerçekti. Ama bu bir şey yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Anlamadım. Ben duygularımdan bahsettim. Boşanacağım demedim. Demem de. Hayatımda ilk kez bir yanlışa düştüm. Olmamalıydı ama oldu. Sana olan sevgim gerçek ama hayatın gerçekleri daha ağır basıyor. Ne? Ümit verdiysem çok özür dilerim. Ben kendi kendime gelin güvey oldum, öyle mi? Allah'ım, ben nasıl bu duruma düştüm ya? Pembe çok haklı, ben su katılmamış bir salağım. Alev Hanım. Sakın bir kelime daha etme. Sakın bir daha karşıma çıkma. Çekil. Affedersiniz. Söyle Yusuf. Efendim, Kapadokya'daki otelin işlemleri tamam. Ben karşı tarafla bizzat görüşeceğim. Çok teşekkür ederim, çıkabilirsin. Tamam efendim. Herife bak ya. Seviyormuş da söylemiş de. Hicrata geçemem diyor. O zaman niye boş boş konuşup beni beklentiye soktun ki? Salak kafam, salak, salak. Ben nasıl bu hallere düştüm ya? Ben nasıl bu duruma düştüm zaten? Kadın ayrı vurdu, kocası ayrı vurdu. Olan bana oldu. Ama yok. Bunlar sana çok iyi oluyor Alev. Gör bak erkekler nasıllar işte, böyleler. Allah hepsinin cezasını versin. Alev? Hı. Ne oldu, kapkaça falan mı uğradın sen? Şu anki durumumu en iyi ne tanımlar diye düşünüyordum. Evet. Kapkaça uğradım ben Umut. Doğru. Kızım, ciddi soruyorum ya. Bir şey mi geldi başına? Şöyle özetleyeyim. Pinko bana geldi. Ondan sonra ne kadar böyle kötü bir insan olduğunla ilgili mini bir briefing verdi. Ne kadınlığım kaldı, ne insanlığım kaldı, ne kötü kalpliliğim kaldı falan. Sonra ben o sinirli Apo'ya koştum. Parantez içinde adam olduğunu sanarak tabii. Ne diyorsun be? Bir de demez mi? Ben boşanmam, sadece duygularımı dile getirdim sana diye. Ne? Ya. Böyle fukara sümüğü gibi kaldım. Ben yakar geçerim diye düşünürken esamen bile okunmadı resmen. Alev. Ya sen gerçekten Apo'nun pembeyi bırakacağını mı düşündün? Düşündüm, biliyor musun? Yani böyle onun naifliği, inceliği, kibarlığına inandım da. İşte beni ben olduğum için seviyor sandım. Doğru, seni sen olduğun için seviyor da. Bunlar düzenini bozmazlar. Tamam işte. Bu da sevmiyor demek zaten.
Kendime o kadar sinirliyim ki bak. Böyle biri beni gelip dövse acayip rahatlayacağım. Yani Pembe bunu seve seve yapar. Tek derdim buysa. Aman. İkisinin de yüzünü şeytan görsün bence. Ne yapıyoruz şimdi? Yas mı tutacağız? Ne olacak? O kadar istiyorum ki. Ama kendime yediremiyorum. Ne yapsak? Dışarı falan mı çıksak? Şöyle bir dağıtalım mı? Benim çok ihtiyacım var. Tamam, çıkalım. Sen istediler. İstiyorsan gidelim tabii. Nursema'ya ne diyeceksin? Bizimki annenle babanı ayırmaya çalıştı. Başaramadı. Biraz üzgün diyeceğim. Allah'ım ya. Ne diyeceğim kızım? Bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki. Hadi kalk.